Her geçen gün İslami ve insani değerlerinden uzaklaşan topluma, yaratılış amaçlarını hatırlatan, bilhassa biz gençlerin içerisine düşmüş olduğu manevi buhrandan kurtuluşu için çalışma ortaya koyan İttihad-ı Ulema her sene olduğu gibi bu sene de alimleri mezun etmeye devam ediyor. Alimler ve Medreseler Birliği İttihad-ı Ulema bünyesinde 4 yıldır Adana'da İslami eğitim gören 23 kız öğrenci medrese eğitimlerini tamamlayarak icazet almaya hak kazandı. İcazetlerini alan 23 alime için Adana Yüreğir Kültür Merkezi'nde bir mezuniyet programı düzenlendi. Kalbimize, hayatımıza yerleştireceğiz. Ondan sonra hayatımıza yerleştireceğiz. Çocuklarımızın hayatına yerleştirmeye çalışacağız. İmanın isi olmadan kainat ıslah olmaz. İmanın isi olmadan yeryüzü ıslah olmaz. İmanın isi olmadan hayatımızın kareleri iflah olmaz. Öyleyse imanın isiyle başlayacağız. Ya Bismillah diyeceğiz. O iyiye önem vereceğiz. Onu kalbimizin bütün derinliklerine, hücrelerimize yerleştireceğiz. Aile ve efradımızı, çocuklarımızı onunla Rabbine bağlayacağız. Çünkü bizi Rabbimize bağlayan yegane iman isidir. İmanla ilgili olan ilimdir kardeşlerim. İmanın isi. Ondan sonra itaatin isi olacak. Bu ne demektir? İmanın bizlere yüklemiş olduğu, bizleri yaratan yaratıcıya, yaratıcının bizden istemiş olduğu en ekmel vecihiyle itaat etmek isidir. Bakacağız kendimize, bakacağız hayatımıza, bakacağız çocuklarımıza. Acaba bu itaatin isi ne kadar onun hayatında vardır? Benim çocuğum ne kadar Allah'a itaat ediyor? Peygamber'e itaat ediyor, dine itaat ediyor, Kur'an'a itaat ediyor, sünneti uyguluyor. Ne kadar onun hayatında var? Sizin görevinizdir analar. Çünkü Peygamberimiz size bir isim yüklemiştir. Siz murabbisiniz, terbiye edicisiniz. Siz ilk hocasınız, alimsiniz. Siz sadece çocuk dünyaya geldikten sonra onu terbiye eden değil, rahminden başlayarak, daha evlenmeden önce bunun hesabını yaparak onların terbiyesini hesaba alıyorsunuz. Ve şunu diyorsunuz, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi, hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. Böyle bir çocuk bize lazım. Nerede Saidlerimiz, Bediüzzamanlarımız? Nerede İmam Hasan el-Benna'larımız, Mevdudilerimiz? Nerede bu büyük alimlerimiz? Bunu siz yetiştireceksiniz. Analar, bu sizin görevinizdir. Bunun hesabını Allah'a vereceksiniz. Şu çocuklar yarın bizleri idare edecek. Bunların kalbine elbette ki Kur'an'ın, vahyin ilmini ve kültürünü yerleştirmeye çalışacaksınız. Bu sizin görevinizdir. Evet, itaatin isminden sonra ibadetin isine geçiyoruz. Sadece itaat değil, bir de ibadetin isi. Evet, ibadet olmadan olmaz. Çünkü iman bize öyle bir şey yüklüyor ki, ibadete bizi sürüklüyor.
ibadet için yaratılmışsın. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanlar ve cinler bana ibadet etsinler diye yaratmışımdır. Bizlerin yaratılış sebebi kendi çocuklarımızı dünyaya kul etmek değil, köle etmek değil. Şu ve buya etkiyi, efendim yaftayı, paftayı, makamı, mevkiyi, serveti onun kalbine yerleştirmek değil. İbadeti yerleştirin analar. Makamların en büyüğü Allah katında ibadet makamıdır. Servetin, devletin en yücesi ve alisi Allah katında iman devletidir ve iman servetidir. İman devletinden ve servetinden Allah'a Abdullah olmaktan daha büyük bir makam ve büyük bir servet yoktur. Bunu çocuklarımızın kalbine yerleştiriniz. Evet, ibadetin isi olmaksızın Allah'a kul olmak mümkün değildir. Ondan sonra ihlasın isi lazımdır. İbadet ederken ihlası, takvayı onlara anlatınız, onlara öğretiniz. İhlas nedir? Yapılan bütün hayatımızı Rabbimizin bizden istediği şekliyle yaşamaktır. Onun rızasını kazanarak hareket etmek, onun rızasını kazanarak adım atmak, onun rızasını kazanarak Kur'an okumak, onun rızasını kazanarak ilim öğrenmek ve onun rızasını kazanarak, değerli kardeşlerim, bir bakış açısına sahip olmaktır. İhlas budur. Her şeyde Rabbimizin rızasını gözeterek hareket etmek demektir. Rızanızı patronunuzun rızasında aramayın. İşverenin rızasında aramayın. Siyasetçilerin rızasında aramayın. Şucu ve bucuların rızasında aramayın. Şu kainatı ve evreni küreden zerreye, damladan deryaya, habbeden kubbeye, toz tozdan daha küçük ve büyük ona malik ve sahip olup sizin hizmetinize sunan Rabbinizin rızasını gözetiniz. Onu memnun ediniz. O da ihlasın işidir. El ilmu faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin. İlim bütün erkeklere, inanan bütün erkeklere, bütün kadınlara farzdır. Velev ki ilim Çin'de de olsa gidin onu elde ediniz. Mevlamız da peygamberimizin diliyle kul Rabbi zidni ilma. Hiçbir şey için Rabbi zidni dememiştir, ilim için demiştir. Ey Rabbim, Habibim de ki Rabbim benim ilmimi artır, benim malımı artır demedi. Benim servetimi artır demedi. Benim makam ve mevkimi artır demedi. Benim ilmimi artır. İşte ilmin izzeti ayet bize anlatıyor. Rabbimiz bize anlatıyor. İlimden daha izzetli ve şerefli bir servet, bir devlet, bir nitelik, bir nicelik, bir vasıf yoktur. Vasıfların en yücesi Rabbimizin ismi olan, alimden şak olan bir dal olmak lazımdır. O dal bizi alime götürsün ve Rabbim bütün alimlerimize ihlas ve takvayı ihsan eylesin. Rabbim kendilerine nasip etmiş olduğu o ilmiyle amel etmeyi ve yapılması gereken inşallah hizmeti Rabbim Teala bacılarımıza ihsan eylesin. Onların kalbine, beynine, benliğine Rabbim Teala yerleştirmeyi nasip eylesin. Bizler Alimler ve Medreseler Birliği İttihadül Ulema olarak Aziz Peygamberimizin beşikten mezara kadar ilim talep ediniz fermanını rehber edinerek yollara koyulduk. Toplumun maddi ve manevi bütün sorunlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, cehaleti en büyük düşman bilerek ona karşı imkanlarımız ölçüsünde mücadele etmeyi kendimize ilke edindik. Manen hasta, ahlaken büyük çöküntü yaşayan toplumumuzun ancak İslami ilimlerle düzelebileceğine inanan İttihadül Ulema, medrese kültürünün yaygınlaşması için ciddi çalışmalar yapmakta ve tüm medrese çalışmalarına da tam destek vermektedir. İttihadül Ulema, manen donanımlı, bilinçli, şuurlu, kendi değerlerine sahip çıkan, ailesine ve toplumuna faydalı nesillerin yetişmesini kendisine ana hedef edinmiştir. Özellikle çağımızda kadınlara yönelik kurulan çirkin saldırı ve tuzaklara karşı kadınları bilinçlendirme ve bu tuzaklara karşı ışık tutmak için Kur'an mesajı ile birleşmesi noktasında ve
İstanbul'la birlikte imkanlar ve ortamlar da hazırlamak için seferber olmaktadır. Alimler ve Medreseler Birliği, İttihadül Ulema bu duygu ve heyecanla hizmetlerine ara vermeksizin devam etmektedir. Yurdun birçok yerinde tecrübeli seydalarımızın rehberliğinde ve binlerce medreseli kardeşlerimizle beraber dinimizi en iyi şekilde öğrenmek, aziz peygamberimizin en büyük mirası olan İslami ilimleri ve medrese kültürünü yarınlara taşımanın say ve gayreti içerisindeyiz.